Bodrum'un sokağında karıştırdığım yer olur. Denizin altında karıştırdığım yer olmaz. Her yeri güzel bilir. Niye? Ekmek paramı orada yediğim için. Yaşam dünyam orası olduğu için. Düşünsenize 20 bin saat minimum su altında geçmiş bir ömür. Kaba taslak bir hesap yaptım. Çevrem benim. 20 bin saat. Yeryüzünde böyle bir insan yok ki. Sünger yüzyıllardan bu yana bu topraklarda yapılagelen bir kültür, deniz kültürü. Yüzyıllardan beri, antik çağlardan beri süre geliyor, yüzyıllardan beri. Dünyanın en kaliteli süngeri bizim kıyılarından çıkar. Karamanyan süngeri derler. Bak Bodrum'dan Samandağ alan bölüme, Akdeniz kıyılarında bize karamanya derler. Karamanya süngerini gördün mü tüccar delirir. Delirir. Kalitede dünyada üstüne yoktur. Böyle bir şey sünger. Peki biz niye çıkarmıyoruz o süngerleri Mehmet abi? Niye çıkarmıyoruz? Yasak. Koruyorlar değerli büyüklerimiz şu an. Sünger koruma altında. Ama ölüyor süngerler. Ama ulan böyle dalış olur mu? 58 atma 60 metre. 61 metre. 14 dakika dip zamanı 45-50 dakika deko. Çocukken 13 yaşlarında bir benim çok değerli bir büyüğüm, maske yeni çıkmış o zaman da, su hortumundan şnorken yapıyorlar. O İbrahim amcam vardır, Roger İbrahim derler. O kıyılardan yengeç topluyor, voltaya takıyor. Yengeci çok sever, ıskaros, papağan balığı da diye geçen şey. Onu avlıyor voltadan, yüzerek ona yem takıyor. Onu gördüm kıyıya dinlenmeye çıktı. Garaburun deriz, Kisebük yanında bir yerde. Biz de çocukluğumuz deniz kenarlarında geçen gezeriz denize. Şey yaparız, hani meraklı bırakırdık o zaman küçükken. Ondan müsaade istedim, maskeyi taktım, göbeğime kadar daldım, suyun altına bir baktım. Bakış ol bakış. Ondan sonra ben iflah olmadım. İki ekonomik lokomotif vardı Bodrum'un. Biri süngercilik, birisi narinciye, Bodrum mandalini. Tırlarla daracık yollarından dünyanın her yerine Bodrum mandalini giderdi, her tarafından. Tırfanda biber, patlıcan, domates, şunu bu çıkar, sebze çıkar, akçalan deriz. Kara toprak, yalı kabaktan hallere işe gider. Ama birinci ekonomik lokomotif süngerdi. Tonlarla ihraç olur. Süngercilerde para var burada. Bodrum'un için söylenmiş bir şey vardır. İstanköy'ün karşısında Bodrum, iki dükkan bir fırın. Peynir ekmek yiye yiye ne az kaldı ne burun derlerdi. Bodrum böyle bir yerdi. Ertesi sene 14 yaşlarında işte o maskeyle baktıktan sonra ağladım, sızladım anneme, rahmetli anama. 40 liraya bir, hiç unutmam, Mahmut Ağa vardı bizim akrabada, Celep. Ona bir oğlak sattı, kitapta yazar bu. 40 liraya, burada Ahmet Nalbantoğlu vardı, süngerci tüccarı. Onun tekneleri vardı. Onun vitrininde şampiyon bir maske vardı, Fransız malı. 40 liraya onu aldırdım. Ondan sonra kıyılarla dalışa bir başladık. Of of of. Ondan sonra 15 yani bir arkadaşım süngere gitti. Aylıkçı, hani hortumcu öğrendi. Böyle bir durdum, büyüklerimiz de var, yaprak kazanmış. Ulan dedi, hadi süngere gidelim Mehmet. Benim çalıştığım Engin kardeşler, 9 beygir doğu işi var, fitilli. Dang 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 böyle gidiyor. Çıktık, bütün millet toplandık. İki tekneye, iki tekne Korsova deriz. İki kişi yan yana çalışan teknelere Korsova deriz. Çünkü niye? Tilsiz yok, telefon yok, bir şey yok. Herhangi bir arıza yardım durumunda birbirine yardım etmeleri için. Süngercilik diline buna Korsova denir. Çıktık buradan güvenle Hüseyin amcayla birlikte iki tekne çalışa çalışa Çeşme bilmem ne Marmara'ya, Mandava'ya gittik. 80 yılında burada ortak bir tekne yaptık. Şimdi ben onda çalıştım bir sene 80 yılında. Çok güzel sünger kestik. Sattık süngerleri. Kendi düşüme payıma düşen sünger 600 bin liraya tekneyi aldım. Kredi maraya borçlanarak. Şafak'tı tekrar ismi. Şafak 1962 yılında Ziya Güvendiren tarafından yapılmış. Burada ustaların ustası kendine yaptığı bir tekne. Ben aldım onun adını Aksona koydum. Çünkü niye Aksona koydum? Çok düşündüm. Ya ben bunun adını bir şeye koymam lazım ama ne koymam lazım? Yüzyıllardır süngercilik dilinde kullandığımız dekonun dekompresyonu yabancı dilinden karşılığı Aksona. Türkçe demiyorum süngercilik dilinde. Çünkü aman Aksona'na yap vurgun yersin. Aman Aksona yapmadan çıkma. Dikkat et. Aksona'na dikkat et. Böyle her günlerde bin kere telaffuz et demiş bir kelime. Ondan sonra benim adım da Aksona Mehmet olarak kaldı. Mehmet Baş dediğin zaman beni hiç kimse tanımaz.
1830'lu yıllarda hiç forma dalgıcı diyoruz ona. Mark 5000'in kasan elbise gibi hani çeşitli gelişe havayla dalmaya başlamış insanlar. O forma dalgıcından buraya dalmaya başlamış insanlar. Forma dalgıcı çok zor, ağır bir iş. 70 kilo falan ağırlık koysan karada boğulursun. Bizi Deniz Gurbetçileri filmini çekerken Ejderha Kışık devlet sanatçıları vardı. Tiyatrona rol gereği içine girip yürümesi lazım denize, şöyle dalmayacak. Öyle boğuluyordu içinde mesela. Öyle zor bir iş. Şimdi burada çok vurmuyor insanlar. Çok ölen oluyor. Çocuğum süngerciliği bıraktı diye kurban keser mevlid okuturlar. Böyle riskli bir iş. Mesela örneğin zorluğunu anlatan bunun iki güzel cümle vardır. Halikarnas Balıkçısı'nın Deniz Gurbetçileri kitabının başında hiçbir çile sünger avcısının daha ağır, hiçbir çaba onlarınkinden daha zor değildir diye. Mesela bakın, Cevur Ali, Celal Konday aşağıda, Ünal Boyacı. Ünal abi dalgıç değildir ama gangavacıdır. Hani gangava ne sünger abi? Denizcilerdendir. Mesela Deli Biram, Bodrum denizcilik tarihinde çok önemli bir yer, değerli bir büyüğümüzdür. Bu tekne de, bu çok önemli. Buranın en eski fotoğrafı budur. 1945'lerde çekilmiş bu fotoğraf. Ayvalık'ta gelip yerleşmişler. 1918 Girit Hanya doğumludur. Selam Süngerci, Zeki Süngerci. Bu gördüğünüz küçücük tekneyle el pompası burada çevrilen sünger çıkarmışlar ve süngercilik kültürüne, denizciliğine katkı koymuş çok değerli insanlardır. Ayvalıklı süngerci kardeşler. En büyükleri Selam Süngerci, Ali Süngerci, Zeki Süngerci. Üç kardeş. Forma dalgıçlığında insanlar fazla telef olunca, vurgun yiyip sakat kalma falan olunca yavaş yavaş işte bu mektepli Tosun Sezen'le, Tosun abimle, Baskın Sokullu, Allah rahmet etsin Baskın abim, mekanı cennet olsun. Onlar mektepli kişi göndermişler buraya balık kurumu aracılığıyla. Yani bunları eğitin diye. Onlar nargileye alıştırmışlar. İşte ben tam o nargilenin üstüne geldim. Ben forma dalgıcından dalmadım. Ama her yerde benim fotoğraflar vardır forma dalgıcının, hani çok kitaplara kapak oldu bilmem ne. O da Deniz Gurbetçileri diye bir film çekti TRT'de. Benim tekne de çekildi. O vesileyle giydim falan. Orada bir dalış denedim o kadar. Hani tüplü dalışı, scuba'yı say. Scuba'yı tüpü al üstünden. Hava kaynağı orada. Hani tüpte yok. Bunda hava kaynağı yukarıdan geliyor. Nargile de ondan diyorlar zaten. Nargile dalışı. Maske, palet. Böyle dalıyor. Pratik. Ne yok? Sadece o dediğim balık adam kıyafeti, deniz elbisesi yok balık adam kıyafeti. Niye yok? İnsanlar abi, ithal malzemeler bunlar, pahalı, her yerde bulunmuyor. Hortumu bile zor bulurduk. Ben bile hortumu Kalimantan'dan getirdim, hava hortumu kaliteli. İstanbul'dan zor bulurduk falan, pahalı. Ondan dolayı yün kazaklardan dalardık. Bu da süngerci heykeli. Bütün süngercilerin anısına yapılmış. Bunu herkes benim heykel olarak bilir. Ama benim heykel değil bu. Bütün bu işe emek veren tüm zamanların sünger avcılarının anısına yapılmış Hasan Cengiz tarafından. Hop. Benim babam da süngerciydi. Yıllarca biz de o süngerin ekmeğini yiyerek büyüdük. Son süngerci işte Aksun'a Mehmet abimiz sağ olsun. Bu geleneği devam ettiren herhalde son süngercimiz. Sünger deyince aklımıza o geliyor. Eskisi gibi değil tabii. Eskiden bizim bu limanımız süngerciler geldi mi şuralarda hepsini sererlerdi. Buralarda kuruturlardı. Bizim Bodrum mandalin, sünger, balıkçılık gibi öyle yan gelirlerimiz vardı. Şimdi hepsi değişti tabii. Hey Aksona Mehmet abi, hiç görmüyorsun bizi. Allah, eski tekne abi nasılsın? Günaydın, hayırlı günler. Beklerim efendim. 1978'de ilk kaptanlığım bu teknededir. Kimsede mari motor yokken 85'lik gümrüksüz et balık kurumu aracıyla Ford ithal ettiler İngiltere'den. O makineden kondu buna. O zamanın çok modern bir teknesi, süngerci teknesi olarak. Akşam ben saat
İşte 9-10 gibi falan tekneden uzanıktırdım. Biriler geldi teknenin başına. Dediler bu tekneyi bir film çekiyoruz, kullanabilir miyiz? Belirli bir ücret karşılığı. Tarık Akan, Firuz, onlar hep denize çıkıyoruz. Dalışı öğrettim Tarık Akan'a rahmetliye, nargileyle. 50 kulacı geçince kulakları sancıdan kopuyormuş. Bugünlük dalmasa iyi olur. Varsa yaşamak hep beraber, el ele. Aşağıda vurgun falan yer ölürsem oğluna benim adımı koy ödeşelim. Var ol Salih abi. Hadi rast gelsin. Damarya bir housing yaptırmışlar. Saçtan önüne cam koymuşlar. Yandan düğmesi çıkıyor. Onun dibini mumla sıvamışlar. Attık onu. Sen çek dediler. Önünden geçecekti Tarık Akan. 5 metrede. Haremden de. Ondan iyi dedim tamam. Batıramadık. 30 kilo zincir vardı altına. Bağladık batırdık. Önünden geçiyor Tarık. Böyle çekiyorum falan. Ben onu işe zz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 z yapıyor. Tamam güzel. Ondan sonra bitirdik. Çekimi çıktık. Dedi Remzi abi o zaman ya Mehmet hadi biraz da güzel manzaralı yer çek dedi şununa. Bu dedim cam kaç milim dedim. Ya tamam tamam sen düşünme dediler dayanır kalın. İyi dedim ben. Gittik 20 metre içerisinde tepesini alçak tabii 7-8 metre 20 metreye doğru apuşun şöyleden bir atladım. 30 kilo zincir altında kameranın tabii o olmasa batıramıyorum ki kamerayı. Zzzz gidiyoruz aşağı ben de bastım diye sesini duyuyorum içeride kameranın çalışını 20 metreye indim şat pat küt yaptı dumanlar bir şeyler çıkmaya başladı ben dedim bana da bir şey olur şimdi patlama olur da yallah yukarı dedim ki böyle böyle Allah kameram gitti de işte takaygari bilmem ne falan çırp hemen çektiler falan sonra ne yaptılar bilmiyorum düzelttiler yıkadılar objektifleri falan böyle bir şeydi işte o lekeli melek. 1986'da sünger güzel bir hastalık buldu. Adam akıllı böyle. Bütün Akdeniz'de, Ege ve Akdeniz'de. Tunus'tan beri. Sünger kırıldı. Ne olacak? İnsanlar ekmek parası için denize dalıyor. Suç için, spor için gidip dalmıyor ki. Mazot yakıyor motoru çalıştırdığın zaman. İyi insanı yiyecekler. Dalış çıkıyor süngerler. Hastalık bulmuş. Sünger karşılamayınca, emeğin karşılığını çıkmayınca insanlar vazgeçti süngeri. Turizme, deniz turizme yöneldiler. Yeni yeni gelişiyordu. Çok mavi yolculuğa başladılar. İşte süngercilik adı altında balık avlıyorlardı bilmem ne falan filan dedi. O Ayşe rapor yaza yaza Ankara'ya sünger yasak dedi. Dediler. Biz de biliyorsun bir deli taş attım kuyuya meşhur sözdür. 40 akıllı çıkar ama onu dedim böyle şey. Hani bu halkayı kopardılar. Bu zincir koptu bir kere. Bu Nisan'dan itibaren sünger avcılığı serbest. He. Ne olur? Var mı süngerci çıkar mı yani? Çıkmaz süngerci çıkmaz. Çünkü neden çıkmaz? Bir iki deneyen olur ama bilmiyorlar şimdi onu. Kimse karambola taş atmak istemez. Elinde ekmekten olmak ister mi şimdi? Ben ister miyim ya? Ben bakma sen elimde imkan var da sembolik olarak yaşadıyorum. Ara süngerciliğe gidiyorum. Ben olmasam zaten Türkiye kamuoyu süngerciliği unuttu oldu sünger kültürünü. Gitmez niye gitmez? Şimdi bir o halka koptu ya, usta çırak öğretisiyle süre geliyordu bu. O koptu. Şimdi benim oğlum görüyorsun, tanıyorsun 32 yaş, 34 yaşında. Şık onu da ufak teknenin süngere gitti, sen gider mi? Hayatta gitmez, adım atmaz ya. Ben burada ekmek para bunu mu kaybedeyim diye. Onun için geçti bitti. Bir kültürü yok ettiler, yok oldu. Bunu da yapan yani bilerek bilmeyerek tabii ki tütün nasıl yasak oldu? Tütünün içinde geçti benim çocukluğum. Tütün yasak, sünger de yasak. Ya çok acı, 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 acı. Homeros'un İlyada destanında süngerlerden nasıl bahsettiğini nasıl insan sağlığı için kullanıldığını süngercilere insanlar bu süngercilik antik çağdan beri var. Süre geliyor. İnsanoğlu güzellikte, vücut temizliğinde kullanılıyor bunu. Böyle bir kültür. İnsan günde iki sefer dalar. Sağlıklı dalış iki sefer. Biz önceleri üç dalardık o sağlıksız. Sonra öğrettiler. Dipte kalma süreyi ne kadar? 50 metre, 60 metreye dolduğun zaman 10 dakika. 15 dakika birinci dalışta. 15 dakikada nereye görürsün? Kapalı kutu. Görüş mesafen sınırlı, bilmem ne sınırlı.
avlayarak süngeri nasıl bitirirsin? Bilim adamlarının söylediği denizlerde 5500 çeşit sünger vardı eskiden. Öyle geçer kayıtlarda, bak Google'dan. Şimdi 6000-6500'e çıktı denizlere yaşayan sünger çeşidi. Bu 5000-6000 çeşidin içinde 4 tanesinin ekonomik değeri kullanılabilirliği vardır. Yüzyıllardan bu yana da tonlarca avlanıyor çıkıyor. Hiçbir zaman için denizin bugün kadar kirlendiği de görülmemiş. Denizi mahvolduğu da görülmemiş. Şimdi hiç avlanmıyor sünger. Ama denizler lağım çukuru. Tarzan için orman neyi ki ifade eder? Anlıyorsun değil mi ne dediğimiz? Kısa yönden söylüyorum onu. Deniz benim için o. Benim ekmek soframım deniz. 55 yıldır düşünsene bütün Türkiye kıyılarına ben bilim insanı somut olarak gözlemliyorum. Görüyorum. Nerede yerleşim yerleri bilmem ne her taraf yanık dağlar gibi. Dağ yanar yangından sonra nasıl olur? Kımgır taşlık olur bilmem ne olur ya. Aynı denizin gibi. Yerleşim yerlerin yakınları. Bu denizlere içine edilecek su birikintisi değil de ekmek soframız olarak görebildiğimiz gün belki bu ülke düzelir, bu denizler falan düzenli. Yoksa şu an deniz çölleşiyor, müthiş bir şey. Ne pina kaldı, ne istiridye kaldı, ne fuska kaldı. Bunlar ne? Yere yapışık denizin dibinde böyle planktonlarla suyu filtre ederek beslenen müthiş protein kaynağı yiyecekler. Hiçbir şey kalmadı, hepsi öldü. Biz yemedik, içmedi. Benim kuşak, benden önceki kuşak, küçücük süngerci teknelerinden hepimizin göğsünü kapatan muhteşem bir sektör yarattılar, marka. Dünya markası, Mahu Yolculuk. Ama koca bir çınar, düşün bunu, büyüttüler. Abi çekirge sürüsü geldi ve düştü. Yeşillik neredeyse, oraya gider çekirge sürüsü. Ne çınarın gölgesini bıraktılar bize, ne meyvesini bıraktılar. Acı ya. Ne kaldı abi yolculuk? Abi inşaat firmaları geldi Ankara'dan. Bu sektöre girdi, tersaneleri satın aldılar. Bizim Bodrumlu'nun elinde. Ondan sonra bizim sektöre girdiler. Bu işten para kazanmaya başladılar. Teşvikler aldılar devletten. Abi bizi akart ettiler bu işi yürütenleri. Meydan onlara kaldı. Berke! Şuradan Hasan'dan işi al gel. Ne al gelin? Ispatula vereceğim onu. Ispatula mı? Evet. Tamam. Ya hani kurda sormuşlar canavara enseni neden kalan demiş. Ya sormuşlar kendi işimi kendim görüm ondan demiş. Onun gibi güzel. Bir de çocuğun gibi oluyor bu. Hani uzun sürede bütünleşiyorsun, bir canlı oluyor. Seninle birlikte yaşıyor bu ahşap tekne baktıkça. Niye? Bütünleşiyorsun onunla ya. Bir aşkın ürünü bu. Karada yaşadıkları o lüks otel kültürünü, 5 yıldız otel kültürünü deniz üstüne naklettiler. Şimdi efendim bir menü veriyorlar. Menü ne menü? Karnı yarıklar bilmem neler şey yemekte. Bir okudum bugün birisinden okudum onu bir arkadaşın menü listesinden. Gelen müşteriye karadenizler, kalamallar, donmuş tavuklar. Ya ben tekneye donmuş gıda sokmadım hayatımda, sokmam. Uçtu. Uçtu. Yok oldu. Gece kondu gibi yaptılar tekneleri, tekne kültürü. Adam ne yapıyor? Çıkıyor koca mega yat, 3 tane 2 tane direk, direkte ışıklar, dolunay çıkmış Gökova'nın en güzel koyunda sini gibi. Adam yakmış direk ışıklarını fenerlerine, abi arka taraf kapalı zaten gökyüzü görünmüyor, açmış da şişeleri kakara kekeri. Direkteki ışıklarını mı seyrediyorsun, kime caka satıyorsun Doğan'ın en güzel koyunda? Nasıl bir kültürdür, nereye evrildik? Deniz kültüründen, doğa kültüründen bunun hiçbir şeyi, tabiatla ilgisi yok ki. Yok. Şaşıyorum nasıl bir zihniyettir. Bir parça epoksim macunu bir şey yapıyorsan lazımsa vereyim, atıyorum çöpe. Tamam. Egolarını, komplekslerini bir kenara koyup ortak akıldan yararlanmasını beceremeyen o megalomanlar tarafından gezegen çekiyor ne çekiyorsa. Bütün acıları, her şeyi. Ama deniz bunu kabul etmiyor.
Denizli toplum oldu o zaman. Deniz biz demesini öğretiyor sana. Denizde ben yoktur. İşte o önemli olan. Şimdi benim felsefem biz. Şimdi ben değilim ki. Ben Kara Abidin'im. Ben Cavur Ali'yim. Ben Deli İbrahim'im. Ben Turgut Reis'im, Karacaoğlan'ım. Ben Sefil Ebrahim ya. Ben değilim, biziz. Bunların bütünleşmiş hali, havadaki tozlardan, efendim çiçeklerdeki uçuşan meyvelerden yediğimiz gene bir yerlerden geçmiş bunlardan bana diyorum. Çünkü ben Mehmet değilim, Aksona değilim. Ben değilim, biziz. Bütün o ötelerin çocuklarıyız, deniz gurbetçileriyiz. O Sirte körfezlerinde, anladın mı? Arap çöllerinde, Antalya bangolarında ölüp kalan kara yağız delikanlılarız biz işte. Ağlatacağız beni şimdi ya. Of! Çok duygulandırdı beni. Of! Bir gün süngercilerin hayatı yokluk içinde geçmiş. Her konuda ama. Düşünsene. Balık olmasa, taze balık yeme imkanı olmasa süngerciler çoğu açlıktan ölmüşler zaten. Hani aşı zayıf düşüyor vücut. Ama zayıf düşünce dayanamıyor, vurgun yiyor, her türlü işe geliyor, hastalık, işe her neyse. Böyle. Onun için hep hayalleri kurmuşlar. Bir güzel kızla beğenme şeyle etmiş, el ele tutuşup hiç gezmedim ki. Koyuncan derdinde, kasap et derdinde ya. Bir de denizcisin, serseri gözüyle bakarlar sana zaten. Düzgün insan gözüyle bakmışlar ya, bu denizciye git uzak dur falan filan. Onun için hayalleri geniştirir, hayal kurmuşlar. Ayvalık'ın su altı Türkiye'nin en güzel dalış yeridir. Yani böyle güzeldir, harika bir yerdir. Rengarenk. Gözüm önüne gelir sarı kız, iner Kaz Dağları'nın tepesinden aşağıya. Gelir oraya, buluşuruz orada. Gorgonların arasında, kırmızı mercanların arasında. Cilvereler yapar, oynaşır, giderim peşinden. Hayal. Anladabildim mi? Deniz kızı onun için çok önemli. O hayalleridir işte genç, yağız delikanlıların. Dolunay çıktı mı, Ege'nin üstüne vurdu mu, sarı kızı görüm onun yüzünde. Serer sapsarı saçlarını koca deryalar üstüne, gümüş gibi. Uçar giderim o zaman yıldızlara. Şu an nereden baksan en kötü sünger 100 euro, 150 euro arası. Beni her sene bir sürü insan arıyor. Dışarıdan, yurt dışında, tüccarlardan, sünger. Şimdi şu anda dünyada Amerikan süngeri hakim. Tarpon Springs 1900 yılların başında bu adalardan, Alemios'tan, Halkidi'den falan gidiyor Yunanlılar. Tarpon Springs'te süngerciliğe başlıyorlar. O gün bugün bu kültürü şu an orada muhteşem yaşatıyordu. Daha yeni bana oradan hediye süngerler geldi evde. Denk gelse de göstersem. Albenisi güzeldir, çürüktür. Burası ne? Ömrünü ve gönlünü koca deryalara, derin maviliklere adamış, geçirmiş bir insanın o dünyanın ve hayallerinin bozkırda yansıması burası. Buyurun. Sonra kapatalım. Bak burada yazıyor. Gökova'nın süngeri bu. Gökova'da çıkarmış. Kaç metrede çıkıyor? Vallahi bu 45, 50, 60'ın süngeri. 60 metrede öbürünü çıkardı. Şu sünger de kaba sünger. Akdeniz bal petiği. Bunu da buraya koydum bak. Ya bunların uğruna biz canlar verdi işte. Ne şehitler verdi, ne yiğitler gitti bunların uğruna. Ekmek paramız da bunlar. Ekmek kapımız. Şimdi yazık doğa veriyor bunu. Koca deryalar eriyor, çürüyor, gidiyor, telef oluyor. Bunların her biri dolar ve euro, döviz kaynağı. Ne yapalım? İşte deniz kültürü olmadı mı bir milletin çok zor. Her zaman şuna inandım. 55-56'daki yarım yüzyılı geçkin denizcilik hayatımda yani çağının ve çağımızın en büyük lideri bu topraklardan çıkmış. Söyledim belki tekrar oluyor da. Ama medeniyeti ve gösterdiği hedefe atamın Atatürk'ün uygarlığa Medine'de giden yol denizlerinden geçiyor. Başka hiç alternatif yok.